havuz problemi oldu havuz kavgası. Ve o kavgaya iki liderin yardımcıları da katıldı. İşte dün Ankara'nın Elmadağ ilçesi ve CHP'lileri çileden çıkartan o pankart. Bu öfkenin nedeni havuzlu billa iddiaları. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki söz düellosu bu hale geldi. Asılan bir pankart CHP'li gençleri öfkelendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Elmadağ'da kürsüdeyken miting alanını gören bir apartmanın çatısına pankart asıldı. Kılıçdaroğlu bize de halk tipi havuzlu villa yaptırsana yazıyordu pankartta. Bunu gören CHP'li gençler oraya doğru fırladı. Polis izin vermedi binaya girmelerine. Girseler belki de linç edeceklerdi pankartı asanları. Kapıdan giremeyince camdan girmeyi denediler. Kimsenin Musa gibi konuşup Firavun gibi davranma hakkı yoktur. Yaşananlar bugün iki partinin de gündemindeydi. AK Parti ve CHP sözcüleri tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Daha da sertleştirdiler sözleri. Efendim işte ipotekliymiş, şöyle mütevazıymış, böyle mütevazıymış. Neredeyse içimde acıma duygusu belirdi. Acaba Kocatepe'nin kapısına Sayın Kılıçdaroğlu için mendil falan sersek mi diye. Üstelik CHP'yi bu sözlerle eleştirirken pankartı açanların da AK Partili olduğu iddia edildi. İlçe gençlik kollarında görevli oldukları o iki kişi gözaltına alındı. Alabilir miyiz? Alalım mı şunu? Neyini alacaksın? Bizim mitingimize hazırlasınız. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik ise Kısıklı'daki Erdoğan'a ait olduğu ileri sürülen villalara ilişkin yeni bir bilgi verdi. Ve CHP de bu açıklamalar üzerinden sürdürdü eleştirisini. Sayın Başbakan'ın İstanbul Üsküdar'da oturduğu villa kiralık bir villadır. Kiracı ise Sayın Başbakan, kira bedelinin açıklanması en doğru olanıdır.